Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2019 ve 2020 saç modelleri. Arkadaşlar üniversitede ve lisede böyle çalışmadım. Bak elimde notlarımla geldim. Yanılma yok bizde. Bayağı çalıştım. Gerçi işin içindeyim ama emin olmak istedim. Hani lookbooklara baktım. Hani internette bayağı bir araştırdım. Vardım bir 10 tane model var. Bu sene çok sıkça göreceğiz. Kesimlerde ne gördüm biliyor musun? Pixie model dedikleri çok minimal kesimler. Şimdi yan tarafta size göstereceğiz modellerini de. Çok böyle Audrey Hepburn'ın birazcık daha kısa ve daha kesimleri daha net olan kesimler bayağı sıkça görüyoruz. Topuz görüyoruz ama mesela dağınık topuz. Mesela ben saçlarımı topladım, çok net toplamadım. Kenarlarından birazcık bıraktım. Gördünüz mü? Bu tarz topuzlar hani daha çok moda. Böyle çok temiz, birebir topuzlar değil. Yani bunu çokça görüyoruz. Başka ne gördüm? Örgüler çok var. Çok daha karakterli örgüler de var. Mesela Afrika stili daha böyle yapışık yapışık veya örülmüş yine kenarlardan açılmış ve doğal haliyle bırakılmış saçlar çokça göreceğiz. Yani bunları böyle okasyonlara göre de ayırmamak lazım. Ben bir spor yaparken de örgülü saç görebiliyorum. Düğünde de örgülü saç görebiliyorum. Bunlar hakikaten toplama tarzlarına göre falan da değişiyor. Biz yanda böyle şu anda trend looklarda olan görüntüleri mutlaka paylaşıyoruz zaten. Islak bitişler çok var. Mesela ıslak ve arkaya. Islak veya yana. Bu arada yan demişken bu sene kulak arkası yani ortadan saçlar çok var, yandan saçlar var ama bir tanesi kulak arkasında. Bayağı göreceğiz jölelerle veya ıslak görünümlü bazı şekillendirici ürünlerle bunu kullanabilirsiniz. Ama ıslak saç bayağı var yani örgülerde de ıslak, topuzlarda da ıslak, ortadansa da ıslak bayağı görüyoruz. Çok enteresan modellere falan bakarken bu sene trendlerde flörtöz pembe diye bir renk geçiyor. Bu her modelden bağımsız olarak bu pembeyi de araya ilave edeyim. Bayağı pembeler, tatlı pembeler göreceğiz her tonda. Sarının pembeye kaçan halini göreceğiz. Kızılın pembeye kaçan hallerini göreceğiz. Veya pembe röfleler böyle aralarda çokça görülecek gibi. Tabii ki zaten 2 senedir trendlerde var saç aksesuarı. Burada saç bantları çok var, tokalar var, taçlar var, fiyonklar var. Artı çok kristalli, egzecere tokalar da var. Toka takabilirsiniz, taçlar böyle hani kraliyet şeyler gibi bayağı tak gibi taçlar göreceğiz. Onlar da bayağı fazlasıyla mevcut. Diğer bir modelde düşük at kuyrukları, böyle ensede tatlı tatlı zarif at kuyrukları. Bu saç tokası böyle tokalarla da birleştirebilirsiniz. Zarif bir hiç görünmeyen saç bantlarıyla da netleştirebilirsiniz. Bunlar çok zarif modeller aslında. Diğer bir taraftan, diğer bu ucu da yüksek at kuyrukları. Yani bu da daha cesurca, daha çocukça bir ifade veriyor. Ama dediğim gibi şu arkada değil, birazcık tepede. Hani şu boğumu görülebilecek gibi, benimkine ne kadar görülüyor bilmiyorum. Ama onu görülecek at kuyrukları da oldukça gördüm. Yumuşak dalgalar, Hollywood dalgaları böyle çok belirgin dalgalar değil ama hafif doğal. Ne kadar doğal o kadar güzel gibi algılayın. Tatlı tatlı dalgalar çokça göreceksiniz. Özellikle uzun saçlarınız varsa bol bol dalga yapabilirsiniz. Çokça var. Bir de keçi kulak saç modeli deniyor. Hani böyle şöyle yapıyorlar ya hani şuralardan. Ben hiç kendime yakıştırmıyorum ama yakışanı efsane yakışıyor. O modelleri de geçen senelerde görüyorduk. Bu sene de hala görüyor. 2020'nin sonuna kadar da çokça görecekmişiz öyle diyorlar. Bir de kahkül çok var bu sene arkadaşlar. Kahkülün her tonu. Jet modellerde daha kısa ve daha küttü. Ama yandan kahküller var, öne kahküller var. Böyle daha karışık karışık doğal dökülmüş kahküller de daha önceki senelerde vardı. Son birkaç yıldır görmüyorduk ama bu sene de kahkülleri bolca görecekmişiz gibi. Bir de karakterli saç modelleri her zaman çok önemli. Ben size burada modellerden bahsettim ama modellerin insanın hep ruhunu yansıtması gerektiğine inanıyorum. Sizin çok düz bir
ruh haliniz varsa gidip de çok moda diye bir rockçı saçı yapıp böyle jöleler, onlar bunlar, bunlar sizi yansıtmıyor. Onun için siz her zaman moda ne olursa olsun içinizden geldiği, ruhunuzun yansıttığı modelleri bulmaya çalışın. Biz tabii burada eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz, hani trendlere yakış yapıyoruz ama en önemli olan trendleri kendi ruhunuzla örtüşmesi. O yüzden benim unuttuğum bazı modeller olabilir. Bayağı araştırdım ama siz de yorumunuz varsa mutlaka yapın, yazın. Çünkü daha sonraki videolarda renklerden bahsedeceğiz. Renk tonlarından, cilt alt tonlarından bahsedeceğiz. Renk boyalarından bahsedeceğiz. Çok güzel videolar geliyor. Abone olmayı da unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben çok keyif aldım çalışırken. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum.